Merhaba arkadaşlar, Özlem'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır kekten baton pasta tarifi ile geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle yiyen herkesin sizden tarifini isteyeceği bu harika pastamın tarifine hazırsanız geçebiliriz. Pastamız için malzemelerimiz 2 paket hazır kakaolu kek, yarım su bardağı süt, 100 gram eritilmiş çikolata, 1 paket krem şanti, çırpmak için 1 çay bardağı süt, 100 milim krema, 100 gram çikolata üzerine süslememiz için. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Öncelikle karıştırma kabımıza keklerimizi alalım ve güzelce ezelim. Un haline getiriyoruz. Keklerimizi ezdikten sonra yarım su bardağı sütümüzü ve eritmiş olduğumuz 100 gram çikolatamızı içerisine döküp güzel bir şekilde yoğuracağız. Kekimizi güzelce karıştırıp yoğurduktan sonra kenara alalım ve krem şantimizi hazırlayalım. Yarım çay bardağı sütümüzün içerisine 1 paket krem şantimizi dökelim. Ve güzelce çırpalım. Masamızın üzerine streç filmimizi serelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kek karışımımızı streçimizin üzerine alalım. Şu şekilde yayalım. Ve kekimizin üzerine bir kat daha streç serelim. Ok baba yardımıyla güzel bir şekilde yayalım streçimizin olduğu kısma. İncecik olsun çünkü baton olacak. Baton pasta haline getireceğiz. O yüzden olabildiğince inceltelim. Yeterince incelttikten de sonra üstteki streci kaldıralım. Hazırlamış olduğumuz krem şanti karışımını dökelim. Güzel bir şekilde yayalım her tarafına. Her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra çok dikkatli bir şekilde şu şekilde yavaş yavaş saralım.
sarmış olduğumuz pastamızı buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim. Buzdolabından çıkardığımız pastamızı şeritinden çıkarsalım. Şimdi krema ile çikolata karışımını pastamın üzerinde gezdiriyorum. Bir iki dakika soğumasını bekleyip dilimleyeceğim. Evet arkadaşlar, 1-2 dakika bekledim. Şimdi pastamı dilimleyebilirim. Şu şekilde. Tam istediğim gibi şahane bir görüntüsü oldu. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Kestiğim dilimlerimin tamamını servis tabağıma alacağım. Pastamı servis tabağıma aldım. Üzerine Antep fıstığı ile süsledim. Bu şahane pasta tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.